Merhaba arkadaşlar. Öncelikle isyancı liderlere saldırmadan önce eğer varsa sefer kalenizi ve yürüyüşünüzü mutlaka kuşanın. Yani ikisi de çok önemli isyancı liderlere saldırırken. Yoksa da edinmenizi öneririm. Yine sefer ekipmanlarınız varsa onları da kuşanın ve bir lord seçin. İsyancı lidere saldırırken kullanacağınız bir lord olmalı, yoksa daha düşük hasar verirsiniz. Yine şeref nişanı almanızı öneririm. Yani %20 daha fazla hasar vermenizi ve %50 daha fazla ekipman parçası, daha doğrusu her şey, bütün ödülleri %50 ekstra veriyor. Savaş elması kazanmak için özellikle çok önemli. Yine buradan 7'ler setinden isyancı liderine karşı sefer hasarını arttıran bufflardan birini kullanabilirsiniz. Ben 6. seviyelere karşı kullanıyorum. Ve bunların hepsi isyancı liderlere karşı saldırıda çok önemli. Bu formasyonu kullanacağım ilk atak için. Batöre bende altın kalitede 2 yıldız. Onu yüksek sağlığı olduğu için seçtim. Çünkü 6 seviye isyancıları çok güçlü vuruyor. Ve direkt ortadaki, ön ortadaki kumandana saldırıyor. 6 kez tek bir hedefe saldırıyor. 2885 hasar veriyor her biri. Ve %40 şansla iyileştirme efektini %85 azaltıyor düşmanın. %97 yetenek hasarını azaltıyor 15 saniye boyunca. Jamie de bende 2 yıldızlı. Altın kalitede, ama mızrakçı olduğu için koydum formasyona. 7197 hasar veriyor. %10 ekstra düşmanın sağlığına eşit hasar veriyor. Yine her atak %15 şansla düşmanın defansını 4175 azaltıyor 5 saniye boyunca. Bu da isyancılarına karşı çok önemli bir özellik. Julian yine 2 yıldızlı gold kalitede mızrakçı olduğu için koydum onu formasyona. Düz alttaki hedeflere 23.071 hasar veriyor ve hedefin defansını 11.836 azaltıyor. Her 5 atak 11.943 atağına ekliyor, 1020 stratejiye ekliyor 5 saniye boyunca. Julian bu formasyonda çok önemli. Annie yine bende 2 yıldızlı gold kalitede. 150 kudret, 9101 defans ve 1622 atak ekliyor çember alanındaki müttefiklere. Jean'i de kullanabilirsiniz eğer en iyi yoksa. Theon bende 4 yıldızlı maksimum kalitede. O da isyancılara karşı en etkili kumandan olarak söyleyebilirim. 12.943 tek bir defa hasar veriyor ve 11.644 kendi hatağını arttırıyor. Kendi normal hatağı da oldukça yüksek, 10.871. Yine her 7 atakta 9.245 ekstra hasar veriyor ve düşmanın iyileştirme etkisini %50 azaltıyor 10 saniye boyunca. Simon'un şifacı olduğu için ekledim formasyona. Hani tüm kumandanları hayatta tutmak için bir şifacıya ihtiyacınız var. Müttefiklere 2.5 saniye boyunca yarım saniyede 4.441 sağlık ekliyor. 2 müttefike 9.870 sağlık veriyor 3 saniye boyunca. 8 saniyede tetikleniyor bu. Uma ve Gorul'u Patelo yerine kullanabilirsiniz. Shayla ya da Sabrina'yı Theon yerine kullanabilirsiniz. Arslan'ı Jaime yerine kullanabilirsiniz. Jean kullanabilirsiniz. Annie yerine. Sansa'yı da Simon yerine kullanabilirsiniz. 7.73 ilk atak için. Fena değil. 9.65 o da güzel. Jean'i ekleyeceğim şimdi. Annie yerine 4.341 atak ekliyor bir çember alandaki müttefiklere. Bir de böyle deneyelim. ...9.02 en iyi kullanmak daha iyi. ...10.49 dördüncü vuruş. Beşinci vuruş 12.14. %50 kaldı sağlığı. Bir şeyleri değiştireceğim.
Arslan 13.792 hasar veriyor 3 kez saldırarak düşmana. 4.597 ekstra hasar veriyor. Düşmanın sağlığı %30'dan düşükse. Burada Arslan'ı Jamie yerine koyacağım. ...11.26 vurdu. ...13.41... ...8. vuruş 15.13 gayet iyi. ...9'da da öldü. Şimdi en iyi vuruşun raporunu izleyelim. ...15.13 olan. Gördüğünüz gibi çok güçlü vuruyor. Ama Simon herkesi bir şekilde hayatta tutuyor. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.